Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Burada KDV hesaplarının temel çalışma kuralları nedir? Katma değer vergisi ile ilgili mahsup işlemleri nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Normalde muhasebe kitaplarında birkaç tane kitabımız hariç KDV hesapları diye bir konu başlığı yoktur. Genellikle muhasebe kitaplarında hesaplar hesap planı sırasıyla açıklanır. Ama bu hesaplar birbiriyle bağlantılı olduğu için biz KDV hesaplarının toplu ve tek bir başlık altında anlatmayı tercih ettik. Ne öğreneceğiz? Katma değer vergisi ile ilgili iki temel hesapla başlayacağız. 1. İndirilecek KDV. 2. Hesaplanan KDV. Önce bu iki hesabın kullanım kurallarını öğreneceğiz. Ardından da bunun ay sonu yani mahsup işlemleriyle konuyu bağlayacağız. Şimdi KDV'nin tanımı ile başlarsam, nedir katma değer vergisi? Tanım kısa ve net. Harcama üstünden alınan ve pek tabii ki dolaylı bir vergidir. İşletmenin KDV ile muhabbeti şurada başlıyor. Ben bir ticaret işletmesiyim ve iki tane önemli iş yapıyorum. A. Ticari mal satarım. B. Ticari mal alır. Konuyu bu kadar basite indirgeyerek söylüyorum ki başka bir sürü işlemim var. Ama sadece ticari malı indirgedim. Şimdi kendini şu işletmenin yerine koyarak düşün. Ticari mal satarsan para alır mısın, öder misin? Ticari mal satarsan para alırsın. Aldığın bu paranın içinde KDV de var. İşletme sensin. Ticari mal alırsan para ödersin. Ödediğin bu paranın içinde KDV de var. O halde sen bir işletmeysen iki temel işleminde iki tane KDV ile karşılaştın. Bir taraftan KDV aldın, diğer taraftan KDV ödedin. Sana kabaca sevgili devletinin söylediği şu: aldığın KDV'yi kaydet, ödediğin KDV'yi de kaydet, ay sonunda gel bakalım yanıma. Kaç lira vergi aldın, kaç lira vergi ödedin? Buna göre seninle mahsuplaşacağım diyor devlet. Bu mahsuplaşmanın sonucunda da sen ya devlete borçlusun ya da devletten alacaklısın. Aslında KDV'de öğreneceğimiz budur. Şimdi adım adım gidersem birinci adımım, ilk öğrenmem gereken şey şu. Aldığım ve ödediğim KDV var. Hangi durumda KDV alınır? Hangi durumda KDV ödenir? Önce bunu ayırmam gerekiyor. Burada ölçüt çok basit. Parayı takip edin. Para aldın ya da alacaksan bunu bir hesaba yaz. Para ödedin ya da ödeyeceksen yine KDV ödemen gerekir. Bunu bir hesaba yazmalısın. Bina alsam KDV alır mıyım, öder miyim? Parayı takip et dedim. Bina alırsam para öderim. O zaman KDV de öderim. Durum sadece ticari malla sınırlı değil. Peki taşıt satsam KDV alır mıyım, öder miyim? Taşıt satarsam para alırım. Aldığım paranın içinde KDV de var. Ve dikkat, hizmet aldım. Doğalgaz aldım. Doğalgaz alırsam para öderim. Ödediğim paranın içinde yine KDV var. Durum sadece ticari malla sınırlı değildir. Herhangi bir mal ya da hizmet alırsam KDV öderim. Mal ya da hizmet satarsam KDV alır. KDV'de ilk öğrenmen gereken şey buydu. Ne zaman KDV alınır? Hangi durumda? Hangi durumda KDV ödenir? Bunu hallettik. Adım 2. KDV aldın. Bunu bir hesaba yaz. KDV ödedin. Bunu da bir hesaba yaz. Kullanacağım hesapların isimlerine dikkat. Şöyledir. KDV ödersem İndirilecek KDV yazılır. KDV alırsam da bu hesaplanan KDV yazılır. Birazdan tanımların üzerinden geçeceğim. İndirilecek KDV şöyle tanımlanıyor. Mal ya da hizmet alışı sonucu, dikkat, ödenen ya da ödenecek olan KDV'yi buraya yaz. Hesaplanan KDV, ticari mal sattım, KDV aldım. Mal ya da hizmet satışı sonucu alınan ya da alınacak olan KDV'yi de buraya kaydetmem gerekir. KDV konusunda bilmem gereken 3 önemli bilgi var. İkisini öğrendim.
hangi durumda KDV alır ve öderim? Aldığım KDV'yi nereye yazacağım? Hesaplanan KDV. Ödediğim KDV'yi nereye yazmalıyım? O da indirilecek KDV olduğu. Peki, bu hesapların niteliği nedir? Büyük defter görüntülerinden fark ettiğiniz üzere indirilecek KDV aktiftir ama hesaplanan KDV pasiftir. Buyurunuz bunun sebeplerine bakalım. Şimdi indirilecek KDV için dedim ki bu tanımı kendine yapabilir ol lütfen. Mal ya da hizmet alışından dolayı ödenen ya da ödenecek olan KDV'dir. Hesaplanan KDV de ticari mal ya da hizmet satışından dolayı alınan ya da alınacak olan KDV'dir. Deriz ki indirilecek KDV aktiftir. Hesaplanan KDV pasiftir. Şöyle güzel kafanı, hafızanı bir tazele bakalım. Bir hesabı aktif ya da pasif diye sınıflandırırken bazı ölçütlerimiz vardı. Biz hangi hesaplara pasif diyorduk? A. Sermaye. B. Borç ile alakalı hesaplar pasifti. B hesabın aktif olma şartı şuydu. İşletmeye ait ekonomik değerse o zaman ben buna aktif hesap diyordum. Şimdi indirilecek KDV'yi aktif yapan, hesaplanan KDV'yi pasif yapan nedir? Buyurunuz lütfen. Buradan başlayalım. Ticari mal sattım, KDV aldım. En başa döndüm. Ticari mal satarsam KDV alırım. Bunu hesaplanan KDV'ye yazarım. Hesaplanan KDV pasiftir. Çünkü basit. Para kimde? İşletmede. Peki para kime ait? Devlete. Önemli. Sen ticari mal sattığında 5000 artı %20 KDV'li mal satarsan eder 6000. Aldığın 6000 liranın 5000'i senindir. Ama 1000 lirasını sen devlet adına tüketiciden aldın. Dolayısıyla mal sattığında, vergi aldığında bu vergi sende ama bu vergi sana ait değil. Dikkat! İşletme ticari mal satıp da vergi alırsa vergi devlete aittir. Aldığın vergi kadar sen devlete borçlusun. KDV konusunda işletmeyi bir tür aracı gibi düşünebilirsiniz. Mal sattın, vergi aldın. Para sende. Bu vergi kimin? Devletin. Cümle önemli. İşletme mal sattığında vergi alır. Aldığı vergi kadar işletme devlete borçludur. Bu yüzden hesaplanan KDV pasiftir. Tamam. Geldik şuna. İndirilecek KDV niye aktif oldu? En başa dön. Mal aldım, vergi ödedim. Bak cümledeki tuhaflığı fark et. Ticari mal aldım, vergi ödedim. Buna göre bir ülkede vergi adaleti yok ise biliyorsunuz kurumlar vergisi az, dolaylı vergi çok yüksektir. Bizde olduğu gibi. Burada işletme kar etmedi ama vergi ödedi. Yani bir tür aslında işletme açısından deli dumrul vergisi gibi bir şey bu. Mal aldı, vergi ödedi. İşletme diyor ki dur bir dakika. Ben işletmeyim, tüzel kişiliğim ile çalıştım, çabaladım, kar ettim, vergi öderim. Normalde bir işletme aslında mal aldı diye vergi ödememeli. Bir işletme kar ederse vergi ödemeli. O zaman cümleyi tamamlayalım. Mal aldım vergi ödediysem işletme diyor ki ben kar etmedim ama vergi ödedim. Cümleye dikkat. Ortada bir kar yok ama ödenen bir vergi var. O halde kar etmediğim halde vergi ödersem ben bu vergi kadar son iki kelimeye dikkat devletten alacaklıyım arkadaşlar. Şuraya dönelim mi şimdi? Bu hesaba isim verenler buna niye indirilecek KDV demiş? Sen mal alıp da vergi ödediğinde bu vergi kadar devletten alacaklısın. Ay sonunda ödediğin bu vergiyi devlete olan borçtan ne yapacaksın? İndireceksin.
O yüzden hesabın adı indirilecek KDV'dir. Peki, buyurun toparlayalım lütfen. KDV konusunda bilmem gereken konu boyunca tekrar edeceğim sadece 3 temel bilgi var. 1. Kolay. Hangi durumda KDV alır, hangi durumda KDV öder? Bunu bilmem lazım. Parayı takip et. Mal ya da hizmet satarsan para alırsın, KDV aldın. Mal ya da hizmet alırsan para ödersin, KDV ödedin. Önce bunu ayırdın. 2. Aldığın ve ödediğin KDV'yi birer hesaba yaz. KDV alırsan, tanımı unutma, alınan ya da alınacak olan KDV'yi hesaplanan KDV'ye yaz. Ödenen ya da ödenecek olan KDV'yi de indirilecek KDV'ye yaz. Mal sattın, vergi aldın, 1. Aldığın vergi hesaplanan KDV'ye yaz. Mal aldın, vergi ödedin, bunu da indirilecek KDV'ye yazdın. 3. Ve son, hesaplanan KDV pasif bir hesaptı. Neden? Mal sattım, vergi aldım, ben bu vergi kadar devlete borçluyum. Çünkü vergi bana ait değil. İndirilecek KDV aktiftir. Mal aldım, vergi ödedim. Cümle neydi? Kâr etmediğim halde vergi ödediğim için ben bu vergi kadar devletten alacaklıyım. Bu yüzden aktif hesaptır. Bütün KDV konusu boyunca kullanacağım temel bilgiler bunlardır arkadaşlar. Tanımları lütfen kendinize ifade edebilir olun. Şimdi KDV konusundaki temel bilgilerim bu. Gelelim bu KDV'deki en can alıcı kısma. Sınavdan çıkınca birçok öğrencinin ettiği şu sistemi sen de yapacaksın. Hocam süre yetmedi. Süre neden yetmiyor biliyor musunuz? 4 işlemde ya berbat durumdayız ya da inanılmaz zayıf haldesiniz. İkisi de aynı sonuca çıkıyor ama durum bu. Arada bir kategori farkı var yine de. Şimdi okul hayatınız boyunca bölüm itibariyle ya hiç hesap kitapla uğraşmadınız ya da hesap makinesi kullandığınız için 4 işlem yeteneği maalesef çok zayıf. Sınavda da bu size çok zaman kaybettiriyor. KDV de bunun başında gelen konulardan biridir. O yüzden burada hızlanmanın yolu konu tekrarı yaparken, soru çözerken el ile işlem yapmaktan imtina etmeyiniz. Yapın. Hesap makinesi çok kötü. Yani günlük hayatta çokça kullandığınızda normal bu gayet rahat yapabildiğiniz işlemleri artık yapamaz hale ya da çok yavaş yapar hale geliyorsunuz. O yüzden tavsiye tekrar ediyorum. Konu tekrarlarını yaparken, soruları çözerken mutlaka işlemleri yapın. Ben burada konuyu anlattım. Sen evde güzel güzel şöyle konforunla konuyu dinledin. Çok kolay. Kağıdı kalemi eline alıp da soruyla yüzleşince sizin yeni moda tabirinizde kal geliyor. Bunun olmaması için lütfen kağıt kalem elinizden düşmesin. Hesaplamaları kendiniz yapın. Matematikçiler buna sayı hissi der. Yani belirli sayıları çarpıp böldüğünüz zaman bir süre sonra kafanızda o sayının nereye varacağına dair de bir kanaat oluşur. Lütfen bunları kendiniz hesaplayınız en azından belirli bir süre. Şimdi KDV'ye dair hesaplama anlamında 3 tane soru kalıbım var. Soru kalıplarına geçmeden uyarım yapayım. KDV'nin oranı sabit değildir. 0, 1, 10, 20 şu anda ama 2023 Temmuz'una kadar 8, 18 gibi oranlar da vardı. Bunlar biliyorsunuz artan, azalan ya da değiştirilebilen unsurlardır. Sabit bir oran yoktur. Bunun anlamı soru da sana dedi ki 50.000 TL'ye ticari mal aldım sattım. KDV oranı yok. Sen bir oran uydurup KDV kaydı yapmayacaksın. Oran yoksa kayıt da yok. 3 tane soru kalıbı var. İkisi aslında aynı şeydir. Sadece bir ifade farklılığı var. Soru kalıbı 1. 5.000 TL artı %20 KDV ile burası önemli değil. Aldın ya da sattın. Soru kalıbı 2. 5.000 TL'ye ticari mal aldım. KDV %20 dedi. Bunların ikisi de aynıdır.
Soruda KDV dahil demediği sürece, soruda tahtadaki verileri baz alarak söylüyorum, %20 KDV dahil demediği sürece KDV'yi şöyle hesaplayacaksın: mal ya da hizmet bedeli çarpı KDV oranı. Soru 1'de de 5000'in %20'sini alacağım. Soru 2'de de 5000'in %20'sini alacağım. Yani soruyu, KDV'yi sorunun sonunda parantez içinde verince bir şey değişmiyor. Aynı. Şöyle sorarsa, dikkat. %20 KDV dahil, bu iki kelimenin altını çiz, 6000 TL'ye ticari mal aldım derse hesaplama değişir. Soru 1'de ve soru 2'de tekrar söylüyorum. Ticari mal ya da hizmet bedeli 5000 çarpı KDV oranı de bu KDV 1000 lira yapar. Ama soru 3'te KDV dahil dedi. KDV dahilin manası matematiksel olarak gayet iyi biliyorsunuz ki şu. Bir ürünün bedeli bilmiyorum. Bunun %20'sini al, buna ekle. Bulduğum sonuç 6000 liraymış. Dolayısıyla 0.20x artı 1x, yani 1.20x 6000 ise buradan KDV'si sayıyı nasıl bulacağım? Formül: KDV dahil sayı bölü 1 artı KDV oranı. Bu soruda oran %20'dir. 1 artı KDV oranı dedim. Tamam. Buna göre hemen formülümüze bakalım. Yazdığım formül, dikkat et, KDV'yi vermez. Neyi veriyor? KDV'si tutar. Nedir formül? KDV dahil sayı bölü 1 sabit artı KDV oranı. Oran %20 ise tabii ki oraya 0.20 ya da 20 bölü 100 yazacaksın. Oran %18 ise oraya 0.18 yaz. 1 ile toplarsan 1.20, 1.18 olur. Benim örneğimde KDV dahil 6000'di. 6000'i 1.20'ye böl. Tekrar uyardım. KDV'yi bulmadın. KDV'si sayıyı buldun. Gerisini tabii ki hemen fark ettiniz. KDV dahil 6000, KDV'si hali 5000 ise demek ki buradaki KDV de 1000 TL olur. KDV'yi hesaplarken de temel hesaplama tarzı budur. Toparladım. Soruda KDV dahil demediği sürece KDV şöyle hesaplanır: ticari mal ya da hizmet bedeli çarpı oran. Ama KDV dahil derse hesaplamayı bu şekilde yapmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi KDV ile ilgili 3 temel bilgimizi verdik. KDV'nin nasıl hesap edileceğini gördük ve 2 tane tanımla giriş kısmını tamamlayalım. İndirilecek KDV, bu tanımı lütfen kelime kelime bil. Ticari mal ya da hizmet, çiz altını lütfen, alışı. Sonucunda ne diyor tanımda? Ödenen ya da ödenecek olan KDV'nin izlendiği hesaptır. Tanım bu. Mal ya da hizmet aldım. Ödediğim ya da ödeyeceğim KDV'yi kayıt altına alacağım. Ödenecek olanla kasıt şu arkadaşlar. Düşün, ticari malı aldım, senet imzalayıp verdim. Senedin vadesi 6 ay sonrası. Devlet diyor ki 6 ay vade yapman umurumda değil. İşlemi ne zaman yaptın? Bugün. Mal bedelini ne zaman ödeyeceksin? 6 ay sonra. KDV'yi şimdi hemen kaydet. Yani ödenecek olan ibaresi bu anlamı karşılar. Peki hesaplanan KDV neydi? Ticari mal ya da hizmet, çiz altını lütfen, alışı sonucunda, satışı sonucunda düzeltiyorum. Ticari mal ya da hizmet satışı sonucunda alınan ya da alınacak olan KDV'nin izlendiği hesaptı. Şimdi uygulama örneklerine geçeceğim ama bu örneklere geçmeden kendine şu 3 tane bilgiyi bir sor bakalım, halletmiş misin? Ne zaman
KDV alır ya da ödersin. Bu bir. İki, aldığını ve ödediğini nereye yazarsın? Üç, hesaplanan KDV niye pasif? İndirilecek KDV neden aktiftir? Bu üç tane sorunun cevabını biliyorsan, şimdi bir sonraki videoda bahsettiğimiz uygulamalara hemen başla. Bilmiyorsan bunu iyice yer yerine oturt, ondan sonra diğer video ve sorulara geç lütfen. Bu videoda KDV'ye dair temel giriş işlemlerimizi gördük. Bir sonraki videoda uygulamalar nedir ona bakacağız. Diğer videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.